Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan yiyen herkesin çok beğendiği kokoslar pasta tarifimiz var. Fırın kullanmadan yapımı da bir o kadar kolay, lezzetiyle, sunumuyla bu nefis pastamızı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Denemek isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Tarifimize geçmeden önce malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimiz için önce karıştırma kabına 3 paket petibör sade olan bisküvileri küçük olacak şekilde parçalıyoruz. Ben sade olanı kullandım. Siz dilerseniz kakaolu olanı da kullanabilirsiniz. Bisküvileri parçaladıktan sonra bir kenarda bekletiyorum. İçerisine kullanacağım yağ hazırlıyoruz. Bir tavanın içerisine 100 gram tereyağı yakmadan eritiyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve karıştırıyorum. Üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. Ben unuttuğum için sonradan ekleyeceğim. Siz bu kısımda eklerseniz iyi olur. Sosumuz da hazır. Bisküvilerin üzerine dökmeden önce toplamda 1 çay bardağına yakın karışık ceviz ve antep fıstığını bisküvilerin üzerine karıştırıyoruz. Her tarafına eşit dağılması için harmanlıyorum. Sonra hazırladığım sosu üzerine döküyoruz. Bir kaşık da fazla ezmeden karıştırıyorum. Unuttuğum 2 yemek kaşığı pudra şekerini de ekliyorum. Normalde sosun içerisine eklememiz gerekiyor. Bunu lütfen unutmayalım. Fazla ezmeden bisküvili harcımızı hazırladık. Ve kenarda bekletiyoruz. Hindistan cevizli harcımızın yapımına geçiyoruz. Çırpma kabın içerisine 2 poşet krem şantiyi alıyoruz. 250 ml'lik bir bardak sütle katılaşana kadar mikserle çırpıyoruz. Üzerine 200 ml'lik bardakla 2,5 bardak Hindistan cevizini ilave ediyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı erimiş olan tereyağını ekliyoruz. Tekrar mikserle kısa bir karıştırıp çırpıyoruz. Mikserle çırptıktan sonra bir kaşık yardımıyla topluyoruz. Ben kıvamını katı olmasını istediğim için bu kıvamda hazırladım. Siz daha yumuşak olmasını isterseniz 2 yemek kaşığı artıdan süt ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizli harcımız da hazır. Pastamızın şekil verme kısmına geçiyorum. Düz tabanlı kalıp kullanıyorum. Kalıbın iç yüzeyini komple streç filmle kaplıyorum. Ortasına bir tane bardak koyacağım. Önce bardağımızın dış yüzeyini streç filmle kapladım. Ve kalıbın tam ortasına yerleştirdim. Şimdi hazırlamış olduğum Hindistan cevizi harcımızı kalıbın içerisine bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Sonra harcımızı eşit bir şekilde yerleştiriyorum. Üzerine de kaşıkla hafif bastırarak düzeltiyorum. Sonra diğer bisküvili harcımızı üzerine kaşıkla alıyorum. Eşit bir şekilde yerleştiriyorum.
Düzgün olması için de üzerine bir kaşıkla düzeltiyorum. Sonra üzerini streçle kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Bir 15 dakika dinlendiriyorum. Pastamız dinlenirken üzerine kullanacağımız ganajını hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine bir paket süt kreması alıyoruz. Ocakta krema eriyene kadar ısıtıyorum ve ocaktan alıyorum. İçerisine 80 veya 100 gramlık biter çikolatayı bölerek ekliyoruz. Ve karıştırıyorum. Rengine bakıyorum. Renginin koyuluğu iyi. Tam istediğim gibi. Pastamızın üzerine kullanacağımız ganajımız hazır. Şimdi buzdolabındaki bekleyen pastamızı çıkarıyorum. Daha sonra pastanın ortasındaki bardağımızı çıkarıyoruz. İsterseniz bardak kullanmadan da pastamızı hazırlayabilirsiniz. Kalıbın üzerine servis tabağını kapatıyoruz ve ters çeviriyorum. Kolayca çıkarıyoruz gördüğünüz gibi. Etrafındaki streçleri dikkatlice çıkarıyorum. Pastamızın şekli de gördüğünüz gibi güzel olmuş. Şimdi üzerine hazırladığımız bütün sosu her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Daha sonra bir kaşıkla fazla bastırmadan düzeltiyorum. 5 dakika bekletiyorum. Ganajın hafif donması için. Pastamızın ganajımız hafif donduktan sonra üzerini süsleme işlemine geçiyorum. Pastamızın üzerini Antep fıstıkla süslüyorum. Siz arzu ettiğiniz malzemeyle istediğiniz gibi süsleyin. Bütün işlemi biten pastamızın son hali gördüğünüz gibi. Pastamızın görüntüsü muhteşem oldu. Pastamızı buzdolabına kaldırıyoruz. Dilediğiniz zaman çıkarıp dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şimdi pastamızın iç dokusunu göstermek istiyorum. Pastamızdan bir dilim kesiyorum. Bir spatula yardımıyla pastamızı alıyoruz ve yakından görmeniz için yaklaştırıyorum. Görüntüsü muhteşem. Gördüğünüz gibi. Servis tabağına alıyoruz. Pastamızın iç dokusunu da görmeniz için kesiyorum. Gördüğünüz gibi mükemmel bir dokusu var. Görüntüsüyle, tadıyla fırın kullanmadan kolayca kokoster pastamızı hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle bu güzel pasta tarifini denemenizi öneriyorum. Deneyeceklere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.